Güne bakış, Bitcoin bu yıl %160 değer kazandı diyor. Buna bir göz atacağız. Ve buradaki kripto paralara şöyle bir bakmaya ve ne var ne yok diye üzerine konuşmaya çalışacağız. Çeşitli anlatılar ve durumlar söz konusu. Burada mesela en son önceki videoda konuştuğumuz Avalanche'in meme coin hamlesinden bahsediyor. Ben bu konuda tekrar uyarıda bulunmak istiyorum. Meme coinlerin, bakın bunu daha önce çok belirttik. Meme coinler sonradan açılan pek çok kripto paraya göre ama gerçekten fiyatları çok sert açılan kripto paralardır, kripto varlıklardır. Yani radikal fiyat hareketleri olan varlıklardır bunlar. Fiyatları niye yükselmiyordu, cart curt bilmem ne kem küm derken bir anda fiyatlarını çok yüksek seviyelerde bunların görürsünüz ve şu an piyasadaki pek çok taraf yine bunun üstünde duruyor. Bakınız önceki videoda daha detaylı değerlendirdik. Şu an bunu Avalanche yapıyor. Solana kendi ekosistemindeki meme coinler üzerinden Sol'un fiyatlarını ciddi şekilde artırdı ve teminat altına aldı. Ve bunu daha da yapacak. Bu win-win dediğimiz uzun vadede ölecek olan shitcoinlerin bizzat Solana ekosisteminin eliyle bu sezon uçurulup kaçırılması ama bunun kalıcı olarak Sol'un işine yaraması durumunu gözler önüne seriyor. Buna aynı şekilde bunu Avalanche'in yapması durumu söz konusu. Avalanche meme coinlere yatırım yapacağını defalarca en son ifade etmiştir diye durumu açıklayabiliriz. Bu da hem Avax'ın işine gelecek iştir, aynı zamanda da meme coinlerin. Aynısını Binance'la biliyorsunuz ki yaptı. Beraberinde yakın zamanda Justinsan da yaptı. Son hareketi bile adamın 500 milyar adet shitcoin almaktı. Şu anda büyük borsalar popüler meme coinler üzerine yaptıkları alımları agresif bir şekilde artırdılar. Robinhood'un trilyonluk shitcoin alımlarını hatırlatmak isterim. Justinsan'ın 500 milyarlık shitcoin yatırımını hatırlatmak isterim. Daha bunun gibi pek çok şey var. Dolayısıyla her meme coin değil, meme coinlerin %99,9'u Ponzi'dir. Avalanche ve Solana'nın yükselttiklerinin zaten tamamı Ponzi'dir. O yüzden buna dikkat ama popüler meme coinler üzerine konuştuğumuz zaman bunlar da kalitelidir yani. Sağlamdırlar. Mesela Floki, Peep falan, DWF Labs aynı zamanda en son Ripple bunları desteklediğini açıkladı ki Ripple'da da benzer bir olay var. Ripple'ın bu sezon DeFi'ye geçiş yapacağını bilmeyen yok. Floki ve Peep gibi trade'i yüksek kripto paralar üzerinden benzer şekilde hacim döndürmek istiyorlar. Muhakkak bunun da yine win-win hem Floki ve Peep üzerine hem de XRP üzerine kesinlikle olumlu etkileri olacaktır. Bitcoin asli işlem saatlerinde 42.073 dolara geriledi. Bu yazının yazıldığı sırada BTC son 24 saatte %0,32'lik bir yükselişle 42.840 dolardan işlem görüyor. Bitcoin 2023'ün son iş gününde 12 ay önceki 16.5 bin dolarlık fiyatına kıyasla yılı diyor %158 artışla kapatacak gibi görünüyor. Dijital varlık piyasasının ağırlıklı performansının bir ölçüsü olan CoinDesk piyasa endeksi de 2023'te %139 artışı gösteriyor. Evet. Gizlilik tokenları Dash, Monero ve Zcash önde gelen kripto borsalarından OKX'in bugün yaptığı açıklamayla birlikte %10'a kadar düştü. OKX bildiğiniz gibi çok büyük bir borsadır. Şu anda globalde dünyanın tamamında neredeyse ABD hariç yüksek derecede işlem döndüren çok hacimli ve çok büyük bir borsadır. Gayet iyi biliyorsunuz. Kendileri yaptığı açıklamayla birlikte gizlilik coinlerini delist edeceklerini açıkladılar. Gün içinde bununla alakalı yine konuşacağız. Ancak bunun zaten bir gün olacağını ve olmaya devam da edeceğini defalarca konuştuk. Gizlilik odaklı altcoin'lerden uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Bir gün bunların tamamı Binance dahil borsaların her bir tanesinden
blacklist olacaklar. OKEx resmi sitesinde kullanıcılardan gelen geri bildirimlere ve OKEx token listeden çıkarma gizleme kılavuzuna dayanarak kriterlerimizi karşılamayan birkaç işlem çiftini listeden kaldıracağız açıklaması bulundu. Gereksiz ve saçma bir açıklama olmuş. Çünkü kimseden gelen yani kullanıcıları üzerinde kimseden gelen bir talep olmadığını tahmin edebilirsiniz. Ya da kriterlerin karşılanıp karşılanmaması durumundan kaynaklı olmadığı gibi XMR kriptonun en büyük varlıklarından bir tanesi. Yani buradaki kripto paraların girip hacmine ve rankına bakabilirsiniz. Piyasadaki en büyük kripto paralar. Senin kriterlerini nasıl karşılamayabilir? Sen shitcoin'leri bile listeliyorsun. Piyasada bininci sırada. XMR'daki hacmin binde birini karşılamıyor listelediğin token. Bunları mı beğenmiyorsun? Hayır. Tamamen ambargodan dolayı. Kripto borsası tokenları gelişmiş gizlilik özelliklerine sahip oldukları için yasaklarını açıkça söylemese de listeden çıkacak tokenların çoğu bu kategoride yer alıyor. Gizlilik coinleri ağlarındaki para akışını engelleyerek anonimliği koruyan kripto para birimleridir. Kimin kime ne gönderdiğini bulmayı zorlaştırırlar. Bu kimsenin finansal faaliyetlerini gözlemlemesini istemiyorsanız mantıklıdır ve düzenleyiciler tarafından eleştirilere maruz kalırlar diyor. Yani normalde bunun böyle olması OKEx'in gram umrunda değil. Adamların tek istediği şey para kazanmak olacaktır. Yoksa şey. Fakat bugün regülatörler yani düzenleyiciler gizlilik odaklı değil de örnek veriyorum saçma bir şey söyleyeyim o kadar radikal. Regülatörler dese ki kardeşim logosu mavi olan bütün kripto paraları delisted, onu da delisted edecek adam mecbur. Yoksa hiçbir iş yapamaz. Hibeleri ve yatırımları leğlenç. Evet, bundan bahsettik bildiğiniz üzere. Grafik diyor, doların euro da dahil olmak üzere bir dizi fiyat para birimlerine karşı döviz kurunu ölçen DXY 4. çeyrekte %4.7 düştüğünü gösteriyor şeklinde ifade ediyor. Evet. Doğrudur. Aynı zamanda 2024'ün genelinde de bu düşüş devam edecektir. Bunun da tekrar altını çizmek lazım. 2024 bizzati Fed'in eliyle DXY'nin düşüş noktasında hareket edeceği bir büyük bir yıl olacaktır. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Tabii bu da kripto paraların iyice daha da çok değerleneceği bir zaman dilimi olacağını anlayabilmemize sebebiyet veriyor. Durumlar bu şekilde ilerleyen videolarda değerlendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.